Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Burası Düzce. Burada yaşıyorum. Burası benim evim. Şehirlerin kaderi insanların kaderlerine benzer derler. Ve şehirlerin ruhu insanların ruhuna benzer derler. Benim de kaderim bu topraklarda yazılmış. İnsan yaşadığı şehri anlayamazsa kendisini anlayamaz. Birçok memleketler gezdim. İnanın Düzce kadar hiçbir memlekete bağlanmadım. Beni bu şehre bağlayan nedir? İşte sizinle çıkacağımız bu yolculukta bu soruların cevaplarını arayacak. Bu şehrin muhteşem güzelliklerini, kültürünü, sanatını, yemeklerini, örf ve adetlerini ve bütün doğal güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız. Ve sonuç olarak bu şehrin muhteşem hikayesini birlikte yazacağız. Hazır mısınız? Bu saklı cennetin hikayesinin başladığı yer olan Konuralp'e, diğer adıyla Prusias adı Ipium antik kentine gittim. Öyle bir hikaye ki M.Ö. 3. yüzyılda Bitinya Krallığı ile başlayıp Konuralp'e kadar uzanan, yüzyıllar süren bir hikaye. Bulunduğu konum itibariyle önemli bir yerleşim yeri olan bu muhteşem kent, tarih süreci içerisinde büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Helen, Roma, Bizans ve Osmanlı izlerinin iç içe geçtiği Konuralp antik kentinde adeta tarihi zenginliklerin ve zamanın hikayesi gizli. Zamanla üzerine yeni yapılar inşa edilse de toprak altı zenginliğini gün yüzüne çıkarmak için Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özgün'ün öncülüğünde antik tiyatroda yapılan kazı çalışmalarını izledim. Ortaya çıkarılan ve büyük heyecan yaratan tarihi kalıntılara hayran kaldım. Kenti kazdıkça tarih fışkırıyor adeta. Bu konuda Müze Müdürü İhsan Arslan'dan, arkeolog Gül Demet Yıldız Dursun'dan ve Başkan Doktor Faruk Özgün'den önemli bilgiler aldım. Yaklaşık 2000 yıl önce yapılan ve halen büyük ölçüde ayakta kalan Roma Köprüsü'nü, atlı kapı ve surları, mozaikleri, tarihi evleri, paha biçilmez değere sahip eserlerin yer aldığı müzeyi gezdim. Ve buraları fethederek bizlere yurt bırakan Konuralp Gazi ile onun silah arkadaşı Ali Hamza Alp'in türbelerini ziyaret ettim, dua ettim. Ve gördüm ki Konuralp'e geldiğinizde tüm benliğinizden sıyrılıp tarihin gizemleri, derinlikleri arasında kaybolursunuz adeta. Tarihi yeniden yaşarsınız. Evet, tarihi anlamak çok şeyi anlamak gibidir. Tarih anlayabilenlere çok şey anlatır. Evet, tarihin o gizemli dehlizlerinde gezmeye başlayalım isterseniz. Bu bölgeye kazı yapmak için 20 kişilik işçi kadrosu ayırıyoruz. Düzce Belediyesi'nden 20 çalışan sürekli olarak burada her gün kazı yapacak. Düzce'ye gönül veren, ilimizin tanıtılması için büyük fedakarlıkta bulunan ve tarihimize olan hassasiyetiyle bilinen Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özgün'ün öncülüğünde geçtiğimiz yıl başlatılan kazılarda büyük aşamalar kaydedilmiş. Öyle ki kazı çalışmaları esnasında 10 yılda yapılacak iş 8-9 ay gibi kısa bir sürede tamamlanmış. Kazımız geldiğimiz safhada özellikle iç kısımlarda çocuk mezarı, efendim çok sayıda diğer bulgular bulunmuş olup her geçen gün kazılar ilerledikçe kültür varlığı, yoğun bir kültür varlığı gelmekte. Biz 2013'te kazı çalışmalarının Düzce Üniversitesi'nde arkeoloji bölümü kurulmasıyla birlikte
başladık. Maksimum 10 kişi, 15 kişiyle yaz aylarında 40 gün, 50 gün ancak o şekilde devam ediyordu. Sayın Bakanımız buraya çok önem verdi. Çünkü gerçekten buranın ne kadar önemli bir yer olduğunu kendisi biliyor. Yani onu biz sonuna kadar hissediyoruz ve destekliyoruz. İşte o 8 aylık süreçte çok iyi yol kat ettik. Toprağın altındaki en alt oturma basamağı, yani burjuva sınıfının oturma alanının açığa çıktığını ve toprağın altında sapasağlam olarak bizi beklediğini gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Kazımıza Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nden Profesör Doktor Musa Kadıoğlu ve Düzce Üniversitesi'nin arkeoloji hocalarından bilimsel destekleriyle bu kazımız devam etmekte. Bu yıl kazı planlamamız tiyatronun iç kısmının tamamen çıkartılması olup hedefimiz bu yönde ki bu hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 2019'un ikinci yarısında bu kazılara başladık. Biz bu kazı için gerekli bütün ekipmanları sağlıyoruz. Personel desteğini veriyoruz. Neticede biz öncülük ediyoruz ama bu kazıları yine bilimsel danışmanlarımızın ve müze müdürlüğümüzün kontrolünde yapıyoruz. Burası son derece önemli bir yer. Genellikle Düzce, Cumhuriyet döneminde gelişmiş bir şehir olarak bilinir. Oysa Düzce'nin milattan öncesine kadar giden bir tarihi var. O tarih işte burada, bu bölgede. Konrad bölgesi 1323 yılında Düzce ile birlikte Osmanlı topraklarına katıldıktan sonra burada Konrad Gazi'nin milletimize yurt bıraktığı bu toprakların tarihini, geçmişini gün yüzüne çıkartıyoruz. Yaptığımız kazılarda antik tiyatronun daha alt kısımlarındaki yapıların sağlam olduğunu görüyoruz. Bu çok sevindirici. Başta 65. dönem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü olmak üzere tarihimizin gün yüzüne çıkması için destek veren kurumların, emek sarf edenlerin, Düzce'ye ve tarihimize gönül verenlerin çabaları sonuç verdi ve Konrad, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tarihi mekanlardan birisi oldu. Kazı her zaman devam edecek fakat etkinlik için biz güvenlik önlemlerini alacağız. Burada ufak ufak etkinliklerimize başlayacağız. Çünkü bölgenin çok fazla geleni olmaya başladı. Sayın Bakanımızın otobana tabelaları yerleştirmesinden sonra hafta sonlarında burada nöbet tuttuğumuzda görüyoruz ki Yozgat'tan, İzmir'den, işte Çorum'dan İstanbul'a seyahat eden, Zonguldak, Akçakoca'ya seyahat edenler çok fazla uğramaya başladı. Sonbahar gibi konserler düzenleyeceğiz, etkinlikler düzenleyeceğiz. Çünkü buraya insanların gelmesi lazım. Buraya Düzcelilerin gelmesi lazım. Türkiye'nin dört bir yanından insanların gelmesi lazım. Son dönemde de hafta sonları kazı olmadığı için burasını biz kapatıyorduk güvenlik açısından. Ancak son zamanlarda baharın gelmesiyle Türkiye'nin muhtelif bölgelerinden bu kazıları merak eden insanlar geliyor. O yüzden biz hafta sonları da artık burayı açık tutuyoruz. Arkeologlarımızı görevlendirdik. Arkeologlarımız burada gelenlere tanıtım yapıyorlar. Dolayısıyla buradaki kazıların bitiminden sonra burayı restore edeceğiz. Burası Düzce'nin yüz akı olacak olan bir yer. Konrad Alp'in etnik zenginliğini gösteren en önemli kalıntılarından biri de tiyatrosu. Antik tiyatro ve diğer yapılar Roma'nın mimari tarzını ve gücünü, akantus yaprakları, medusa başlıkları, aslan pençeleriyle Roma'nın en şaşalı döneminin tüm ihtişamını yansıtıyor. Pagan kültüründe şarap tanrısı olarak geçen Dionysos'un etkinliklerinin düzenlendiği bir mekanken daha sonra Roma döneminde daha da ihtişamlı bir hal almış ve burada taş blok döşemelerle inşa edildiği tespit edildi. Roma dönemi özellikle 1. yüzyılda inşa edilmiş olduğunu sahne binasındaki atıflı yazılardan anlıyoruz. Roma İmparatoru Hadrianus'un buraya geldiğini ve
onun onuruna sahne binasının yapıldığını gösteren bir yazıt. Tiyatromuz mevcut kapasitesiyle 11 kişilik olduğunu görüyoruz. Kentin en iyi korunmuş anıtsal yapısı olan Antik Tiyatro, bu tarihi yerleşim yerinin üst teraslarında güneydeki Düzce Ovası'na hakim vaziyette bir yamaca dayanıyor. Tiyatronun konumu seyircileri hava akımından koruyacak şekilde güneye, güneşe ve ışığa göre inşa edilmiş. Burası 3 tane oturma alanının ayrı ayrı 3 bölümden oluşan bir oturma alanının, yani kavayaların olduğu bir bölge. Ve yavaş yavaş da yani %90 itibariyle 2 katlı bir sahne binasına sahip olduğunu öğrendik. Aynı zamanda sahne binasının inşa edildiğini, öncesinde kavayanın olduğunu da yazıtlardan, motiflerden. Sahne binasından önce bunlar yapın, bu basamakları. İlk başta evet, oturma basamaklarını yapıp ahşap bir sahne binası kullanıyorlar. Daha sonrasında coğrafi koşullar, ahşabı burada fazla muhafaza etme imkanı olmadığı için de tekrardan bu taşla, aynı özellikteki taşla sahne binasını yapıyorlar. Antik Tiyatro'nun sağ ve solunda bulunan tonozlardan tiyatroya girdiğinizde üstten alta doğru basamaklar görürsünüz. Uzmanların anlattığına göre üst basamaklarda halk otururken alt basamaklarda ise soylular yer alıyordu. Henüz kazılmayan en altta ise imparator ve imparatoriçenin koltuklarının yer aldığı tahmin ediliyor. Kavaya denen basamakların arasına geçiş basamaklarının yanı sıra altında aslan pençeleri yer alıyor. Ayrıca ön tarafta oturan insanlara engel olmamak için ayak koyma basamakları ihmal edilmemiş. Duyurular, oyunlar, gladyatör dövüşleri gibi tüm sosyal faaliyetler burada düzenlenmekte ve şehre ait tüm kararlar burada alınmaktaydı. O günün tiyatrosunda başka bir sosyal aktivite yapılabilecek bir fazla alan yok. Bütün toplantıların, kral konuşmalarının, idam cezalarının, gladyatör savaşlarının, oyunların, şölenlerin yapıldığı alan burası. Birbirleriyle dövüştüren kölelere bir şans veriliyordu. Özgürlüğünü kazanma şansı. Kazanan köleye özgürlüğünü kazanma şansı veriliyordu. Bu nasıl oluyordu? Roma zamanında Konrad'da birçok yerde bulunan kuyulardan birinde 3 çıkışı vardı. Birinin çıkışında aslanlar, yılanlar vesaire vardı. İkincisinde işte zehirli hayvanlar, akrepler falan vardı ikinci çıkışta. Üçüncü çıkışta da boşluğa, yani özgürlüğe açılıyordu. Köle girdiğinde işte artık kaderine, şansına bağlı. Belki de kaderi özgürlüğe çıkıyordu veya da ölüme çıkıyordu. Romalılar devrinde yapılan ve tarihi adı Diapolis olan Akçakoca'ya kadar uzanan yeraltı ve yerüstü su sistemleri bir mühendislik harikası. Kemer Kasım Köyü olarak bilinen yerden Konuralp Antik Kenti'ne su taşımak amacıyla inşa edilen su kemerlerinin molos taştan yapılan 11 adet isnat ayağı günümüze kadar gelebilmiş. Şehir merkezinin güneyinde Düzce'den gelen ana caddenin sağında Antik Tiyatro'ya kadar uzanan dar bir yol üzerinde Atlı Kapı adıyla anılan bir kapı bulunuyor.
sokağa da adını veren Atlı Kapı'nın ikinci defa kullanmış olan mahal taştan büyük bir lentosu bulunuyor. Üzerinde at tasviri ve Yunanca bir kitabe bulunan taşın bir Prusyas vatandaşı tarafından annesine mezar kitabesi olarak yapıldığı zannediliyor. Şehrin kurulduğu alan ovadan gelecek saldırılara karşı korunmak amacıyla sur duvarı ile çevrelenmiş. 200 metrelik bir kısmı hala ayakta kalan bu surların büyük bir kısmı yarı yarıya toprak altında kalmış. Toprak üstünde bulunanlar ise ya evlere temel taşı olarak ya da bahçe duvarı gibi çeşitli amaçlarla kullanılmış. Milattan önce 74 yılında Roma İmparatorluğu idaresinde olan Konurad'de 3 kemerli ve 10 metre boyunda Roma Köprüsü bulunuyor. Beyaz mermer bloklardan ve hiç harç kullanmadan yapılmış olması köprünün en büyük özelliği olarak tanımlanıyor. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz arkamda Roma Köprüsü burada. Şu anda restorasyon çalışmaları yapılıyor. Milattan sonra 1. yüzyılda yapıldığı zannediliyor. Köprünün zamanla köprünün yarısı yıkılmış vaziyette ama diğer yarısı halen günümüze kadar gelmiş durumda. ...1931 yılında bulunan ve halen İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen 2.60 metre yükseklikteki heykel, bereket tanrıçası Tike'yi tasvir etmekte. Milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış olan bu büyük heykelle birlikte bir de üzerinde 10 satırlı kitabesi bulunan heykel kaidesi ortaya çıkarılmıştır. Şehrin sembolü olan tanrıça Tike'nin sol eli çeşitli meyve ve toprak ürünlerinden meydana gelen bir bereket boynu tutmakta, aynı kolu üstünde ise elinde üzüm salkımı ile bir çocuk bulunmakta ve başında da bir taç bulunmaktadır. Tarihin içerisinde yolculuk yapılabilen ender yerleşim alanlarından birisi olan Konurad'de 46 adet tescilli yapı bulunuyor. Bunlar cami, müze, anıtsal Roma köprüsü ve 41 adet şahsa ait tescilli konuttan oluşuyor. Antik Roma kenti olan Konurad'de antik döneme ait eserlerin korunmasını sağlamak ve sergilemek amacıyla yapımına başlanan Konurad Müzesi 1993 yılında ziyarete açıldı. Müzede 1825 adet arkeolojik, 456 adet etnografik ve 3837 adet sıkke olmak üzere toplam 6118 adet eser bulunuyor. Bu eserler müze bahçesi, arkeoloji, etnografya ve taş eserler salonlarıyla sıkke bölümünde sergileniyor. Romalılardan sonra Bizanslılara geçen bölge Osman Gazi'nin beyliği sırasında Türk hakimiyetine katıldı. Osman Gazi'nin bölgeyi Konural Bey'in hakimiyete vermesinin ardından bölge bugünkü adıyla Konural olarak belirlendi. 1326 senesinde vefat eden Konural Bey şu anki türbesine defnedilmiştir. İçinde 3 mezar bulunan türbenin üzeri 70 yıl önce kapatılmış ve yakın zamanda restore edilmeye başlanmıştır. Bütün geçmişlerimizle birlikte Konurad Gazi'ye, silah arkadaşlarına, Osman Gazi'ye ve bütün bu bölgeyi bizlere armağan eden tüm kaybettiklerimize, geçmişlerimize, dedelerimize çok teşekkür ediyoruz. Minnettarız onlara. Allah gani gani rahmet etsin diyoruz efendim. Kent kültürüyle tarihi kültürün sentezi olan Konurad Antik Kenti'nin bu özelliği nedeniyle dünyada eşi benzeri yoktur. Şimdi dünyanın, bunu iddia ediyorum, hiçbir yerinde böyle bir özellik yok. Neden yok? Şimdi siz Efes'e gidiyorsunuz, bir sürü para veriyorsunuz, kenti geziyorsunuz. Ama kentin hiçbir yerinde önünde oturup bir evin bahçesinde çay içemezsiniz. Ya da siz bir halk olarak karşınızda
Efes'i veya başka bir yeri göremezsiniz. Buranın özelliği tarihi ve kültürü bir arada olması. Bu kültürün bu tarihle birlikte olması gerekiyor. Çünkü tarihle kültür aynı şey değil. Çok farklı birbirinden. Kültürü yok edersek biz farkında olmadan o tarihi de yok etmiş oluyoruz. Bu kesinlikle böyle. Ben Konurhat bölgesini Düzce için son derece önemli buluyorum. Burada tarih var, burada sanat var, burada atalarımızın izleri var. Tarihimiz anlatmakla bitmez. İlimiz tam bir tarih hazinesi. İnşallah zamanla bu muhteşem tarihimizi gün yüzüne çıkarır, tarihi zenginliğimize hak ettiği değeri verir ve ilimizin tanıtımına büyük katkı sağlamış oluruz. Geçtiğimiz günlerde logonun tanıtımı yapıldı. Evet. Ve ilginçtir, sizin vizyonunuz açısından düşünecek olursak Konuralp'e ve tarihe verdiğiniz değeri logoya da yansıttınız. Bu anlamda bir marka olması yolunda. Muammer Bey, akılda kalan bir logo yaptık. Şimdi mesela çok yeni oldu ama kime sorsanız Düzce'nin logosu ne diye çok hemen size anlatabilir. Akılda kalan bir logo yaptık. Sade bir logo yaptık. Bu toprakları bize emanet eden, bu toprakları bize bırakan Konurhat Gazi atamızı orada atıfta bulunduk. Çünkü Konurhat Gazi, bakın Muammer Bey, hiç kolay değil. Roma dönemi at sırtında. Evet. İşte çadırlarla geliyorsunuz, bu toprakları Romalılardan fethediyorsunuz ve biz torunlarına bırakıyorsunuz. Bunu ben son derece önemsiyorum. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bu toprakları fethederek bizlere miras bırakan Konuralp Gazi'yi şehrimizin kurumsal simgesi olarak benimseyerek tarihi değerlerimizden aldığı güçle Düzce'yi yeni ufuklara taşımaya devam ediyor. Konuralp Gazi bizim atamız, bu bölgenin kahramanı, bu bölgenin fatihi, kendisini saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Evet, Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Sayın Bakanımız vizyon açısından, düşünce açısından ve duyguları açısından Düzce için bir şans diyoruz. Ve Sayın Bakanımızın bu vizyonunu Düzce için değerlendirelim istiyoruz. Ve Düzce'yi tanıtmak için sizleri hep birlikte Düzce'ye gelmeye ve bu tarihi, bu doğal güzellikleri, bu muhteşem tarihi yaşamanızı ve düşünmenizi, tercih etmenizi istiyoruz. Uzun yıllar Düzce'de yaşıyorum ve kendi kendime bir arayışa girdim. Dedim ki, beni Düzce'ye bağlayan nedir dedim. Evet, bu ilk bölümün sonunda diyoruz ki, beni Düzce'ye bağlayan sebep Konuralp'in tarihi zenginliği mi?